bu kupayı fıttıracağım burada ya. Abi neden ya? Neden bizi yenen takım sürekli Şampiyonlar Ligi şampiyonu oluyor ya? Neden ya? Yapma be. Bak şimdi çok üzüldüm ya. Herkese selam, herkese merhaba. Ben Oktay. Agroelema kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Neymar'ın kariyerini baştan başlatacağız. Neymar ilk olarak FIFA'ya FIFA 2010'la birlikte gelmiş. O yüzden FIFA 2010'daki istatistiklerini buraya tekrardan geçirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 73 overall'ı var. 17 yaşında, gayet güzel bir delikanlı. Bakalım neler başaracak. Bu arada sadece tek bir özelliği var. Teknik dribbling, o yüzden bunu bıraktım sadece. Bakalım eğer Neymar kariyerini yeniden başlasaydı kariyeri nasıl oluşurdu? Bunu görmek istiyoruz, bunu bakmak istiyoruz. Hiç lafı uzatmadan videoya başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sizi kısaca bilgilendirmek istiyorum. Şu anda Santos takımındayız. Forma numaramız 17. Neymar'a hemen bir tane gelişim planı verelim arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman açık oyun kurucu en mantıklı olarak gözüküyor. O yüzden açık oyun kurucu dedik. Hemen şöyle kadromuza da göz atalım. Herkes yerinde oynasın. Her şey tas tamam olsun. Daha sonra da sezon sonuna kadar simüle edeceğiz. Bakalım Neymar bu takımda ne yapacak? Çok merak ediyoruz. Yolu acaba tekrardan Barcelona'ya düşecek mi? Ya da tam tersine Real Madrid'de falan mı oynayacak? Çok merak ediyorum açıkçası. Onun için de bu rebuild'i yapmak farz oldu. Takım rebuild'i yapmıyoruz zaten. Zaten transfer bütçemiz de yok. O yüzden hiçbir şeye dokunmayacağım. Şöyle sezon sonuna doğru simüle edelim bakalım ne yapacağız, ne edeceğiz. Ha bu arada Brezilya Ligi olduğu için Ocak ayında başlıyoruz. Yani yanılmayın. Sezon ne zaman bitiyor? Galiba Kasım'da bitiyor arkadaşlar. Biz o zaman 3 Kasım'a doğru şöyle simüle edelim. Çünkü belki kupa maçı falan vardır 2 Kasım'da. Bakalım Neymar sezon sonunda kaç overall'a sahip olacak? Ne kadar gol atacak? Ne yapacak? Ne edecek? Simülasyonu başlattım. Bakalım ne olacak? Ve evet arkadaşlar, sezon sonuna geldik. Bakalım ne yaptık? Üzüldüm lan. Gerçekten üzüldüm ya. Gerçekten üzüldüm abi ya. Şampiyonluk sadece 1 puanla kaçmış. Neyse. Bu arada 26 maç oynanmış, sadece 14 takım var. Çok ilginç. Neyse. Hemen bir sonraki kupaya bakalım. Bakalım onu kim kazanmış? Recopa'yı Flamengo kazanmış. Bu kupanın finali daha oynanmamış. Demek ki 7 Kasım'a kadar simüle etmek lazımmış. Şöyle bir baktığımız zaman biz var mıyız acaba bu kupada? Sanırım yokuz. Göremedim. Neyse, o zaman bizi ilgilendirmiyor bu kupa. Aa, bu da bitmemiş. Bu turnuva da bitmemiş. O zaman ah be lan, zaten elenmişiz çeyrek finalde. Keşke görmeseydim ama neyse. Çeyrek finalde elenmişiz. Bu maçlar ne zaman bitiyor acaba ya? Kasım ayının sonuna falan mı gitmemiz lazım acaba? Ben biraz daha simüle edeyim o zaman. Güney Amerika kupasını Atletico Mineiro kazanmış. Buraları zaten demin geçmiştik, o yüzden bir daha geçmeyeceğiz. Libertadores kupasını da Palmeiras kazanmış. Söylerken zorlanmış sanki, değil mi? Libertadores kupasını. Tamam. Libertadores kupasını da Palmeiras kazanmış. Biz burada maalesef çeyrek finalde elendik. Ama şöyle bir baştan bakalım bakalım neler yapmışız diye. Grupta oynadığımız 6 maçtan 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak toplam 14 puanla gruptan çıkmışız. Son 16'da Junior'ı 4-1'lik skorla elemişiz. Daha sonra da maalesef çeyrek finalde Peñarol'a karşı 4-3 mağlup oluyoruz. Yarı final ve finaller. Şimdi bizim için sezon bitti. Tamam, şimdi bizim için sezon bitti ama biz nasıl bir gelişim gösterdik diyecektim. 73 ile başladık, 78'e doğru çıkmışız. Maşallah. Maşallah abi, bu nasıl bir gelişim ya. Beceri hareketleri de 5'e çıkmış. Beceri hareketleri 5'e çıkmış arkadaşlar. Daha geçen sezon 1'di. Öyle ayarladım yani. Çünkü FIFA 2010'da da 1'miş. Bir anda 5'e fırlamış. Helal olsun ya. Ama normal, çünkü zaten Amerika'dan Avrupa'ya geldiğinde de bayağı bir kaliteliydi yani. Şimdi Santos'ta hareketlerini biliyoruz sonuçta. Şimdi ben Brezilya'da çok fazla kalmak istemiyorum. Hatta hiç kalmak istemiyorum. Mümkünse direkt Avrupa'ya vınlamak istiyoruz. Bu arada unutuyordum neredeyse. Neymar nasıl oynamış? Kaç gol atmış? Ne yapmış? Ne etmiş? Onlara bakalım. 36 maçta 8 gol 3 asistle oynamış arkadaşlar. Ve ortalama olarak 6.8-6.9 ile oynamış. İdare eder. Güzel. 18 yaşındayız ve Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Transfer listesine koyduk kendimizi. Bakalım teklif falan gelecek mi? Gelirse ne mutlu bize. Chelsea'den teklif geldi. 52.9 milyon. Güzel aslında. Hani bir Premier Lig güzel gider ama Neymar'a Chelsea forması yakışır mı ya? Ne yapsak?
Kalsın şimdilik. Şimdilik kalsın. Henüz erken. Şöyle birkaç teklif daha bekleyelim bakalım. Evet, bir teklif daha geldi. Benfica'dan geliyor. Teklifler ardı ardına geliyor arkadaşlar. Güzel. Bunlar kalsın şimdilik. Çok fazla zaman geçirmeden de hemen değerlendirmeye almamız lazım onları, yoksa geri çekebilirler. Biraz daha simir ettim ama başka bir teklif gelmedi. O yüzden Benfica'ya... Ya Benfica... Yok ya, Benfica'da rekabet yok. Yani Portekiz'de ben rekabet görmüyorum. Bir Porto var zaten, bir de Benfica var. Chelsea olabilir ama ona da çok sıcak bakmıyorum ya. Gerekirse bir sezon daha mı kalsak burada acaba? Hani gelen ilk teklifleri hemen kabul etmek istemiyorum. Şöyle biraz bakmak istiyorum başka ne teklifler gelecek diye. Ama başka gelmedi. Tamam, Chelsea'ye de gitmek istemiyordum zaten. O yüzden bir sezon daha burada kalalım. Bu arada yılın futbolcusu Mbappe olmuş. Güzel. Bakalım, biz belki devre arasında falan da transfer alabiliriz arkadaşlar. Ha bu arada gol krallığını gösterince geldi hemen aklıma. Ona da bir bakalım, meraklarını hemen gösterelim şöyle. Gol krallığında Santos, bizden Neymar yok. Ha, Neymar 12. sırada. Asist krallığını görüyorsunuz. Hemen şöyle sezon sonu diyelim ve yeni sezona başlayalım. Daha sonra da dediğim gibi belki ilk önce devre arasına kadar simüle ederiz. Daha sonra yeni sezona Avrupa'da başlarız. Olabilir yani, bir bakalım. Yeni sezona başlarken 79'la başlıyoruz. Çok ilginç. Çok ilginç. Bir önceki sezonu 78'de bitirdik ve şimdi de 79'da başlıyoruz. Gerçekten ilginç. Hemen şöyle gelişim planı verelim. Şöyle bir baktığımız zaman şutu zayıf kalmış. Şut çalışsın bence. Aynen. Ters kanat oyuncusu diyelim. Biraz şut çalışsın. Sözleşmesi de zaten 12 ay içinde bitiyormuş. Transfer listesinde. Aynen. O yüzden şöyle devre arasına kadar simüle edeceğim sadece. Neymar için Villarreal ve Atletico Madrid'den transfer teklifleri geldi arkadaşlar. Şimdi normalde... Yani ikisi de İspanya, tamam eyvallah. Atletico Madrid'i kabul etmek isterdim normalde ama bilemiyorum. Şimdi Chelsea'ye bile sıcak bakmadık. O yüzden Atletico Madrid yani ne kadar mantıklı olur şu an için bilmiyorum. O yüzden bu teklif de kalsın. Villarreal'i zaten kabul etmem. Hani isterim ki Neymar gerçekten büyük kulüplere gitsin. Tamam, Villarreal de büyük kulüp eyvallah ama yani siz beni anlıyorsunuz. Bir yeni teklif daha geldi. Leicester City'den 30.7 milyona bizi transfer etmek istiyorlar. Yani şöyle bir baktığımız zaman yaklaşık olarak 47-48 milyonluk bir teklif yapmışlar. Tam da bizim değerimiz yani. Chelsea'yi kabul etmedik, seni mi kabul edeceğiz abicim? Hayır, teklifi reddet. Halbuki çok da severim ha Leicester City'yi. Ney? Allah'ım yarabbim. Arsenal için 1 milyonluk teklif geldi. Tabii takas oyuncusu da var da yani 1 milyonu görünce insanın bir gülesi geliyor abi. Toplamda baktığımız zaman 34 milyonluk bir teklif geliyor. 34,5. Kabul etmeyeceğim. Gerekirse bir sezon daha Santos'ta kalırız. Ama şöyle bir bakalım abi. Önce bir bakalım ne teklifler geliyor, ne oluyor, ne gidiyor diye. Inter'den teklif var. İşte bu güzel bir haber ya. İşte bu güzel haber. Bunu kabul ediyoruz abi. Hiç uğraşmayacağım. Inter'e direkt gideceğiz. 18 yaşındayız. Ne yapabiliriz bilmiyorum ama elimizden geleni yapacağız orada. Bakalım bu özel oyuncu Inter'de neler başaracak. Teklifi kabul ediyoruz. İnşallah oyuncu da kulüple anlaşır. Bakalım son dakikada Inter'e gideceğiz mi diyorum ama hala kabul edilmedi galiba. Daha doğrusu oyuncuyla kulüp anlaşamadı. Neymar Inter kulübüyle anlaşamamış arkadaşlar. O yüzden olduğumuz yerde duruyoruz. Hayırlısı olsun be gülüm. Sözleşmemiz 11 ay içinde bitiyor. Yani devre arasında bir takıma transfer alabilirsek bizim için çok iyi olacak. Arkadaşlar bir tık fazla simüle etmişim. O yüzden Lazio'nun teklifini görmedim. Otomatikman reddedilmiş. Olympique Lyon'dan bir teklif var. Fransa'ya gidelim mi acaba ya? Fransa'ya gidelim mi acaba? Bence yani tamam Inter'e gidemedik ama Lazio'nun teklifini de görmedik. Ama bir sezon Fransa yapabiliriz gibi geliyor bana. Oradan doğru da bakarız. Yani adımızı şöyle Avrupa'da biraz duyuralım istiyorum. Biraz Avrupa'da boy gösterelim. O yüzden bu teklifi kabul edeceğim. Artık... denize düşen yılana sarılır hesabı. Leipzig'ten de teklif geldi arkadaşlar. Onu da kabul ettim çünkü Almanya'da olabilir yani. Almanya'da bize yarayabilir. O yüzden o teklifi kabul ettim. Ve şimdi ufak ufak simüle etmeye devam edelim. Şöyle bir Haziran'ın ikisine kadar simüle edelim bakalım. Sezonun ortasına bir gelelim. Daha sonra ne yapacağımıza karar veririz. Takvim kafayı yedi arkadaşlar. Aralık 2022'den sonra Ekim 2019'a geçiyor resmen. Allah'ım yarabbim ya Resulallah ya. Şaka gibi ya. Paris Saint Germain'den bizim için teklif geldi. Tabii ki de kabul edeceğiz bunu. İnşallah anlaşırlar. İnşallah anlaşırlar. Bu arada evet arkadaşlar farkındayım, United'dan teklif gelmiş fakat yine fazla simüle ettiğimiz için
görmemişiz derken işte Paris Saint-Germain'e transfer oldu Neymar. Transfer dönemi açıldığında Neymar Paris Saint-Germain'de forma giyecek. Güzel. En azından bu sefer erken yaşta, genç yaşta Paris Saint-Germain'e gitmiş olduk. Bu arada arkadaşlar artı 5 yazıyor ama biz başladığımızda bu sezonu 79'duk yanlış hatırlamıyorsam. Şu anda Haziran 2022'deyiz ve henüz 19 yaşındayız. Paris Saint-Germain'e transfer olduk. Bir sonraki transfer döneminde bizim de yolumuz Paris'e düşecek. Yalnız Paris'te tabii ki de çok fazla kalmak istemiyorum. Mümkünse bir sezon, taş çatlasın iki sezon sonra yolumuza devam etmek istiyoruz orada. Ve işte beklediğimiz an geldi. Transfer dönemi açıldı. Neymar yeni kulübü Paris Saint-Germain'in yolunu tuttu. Vallahi biz de Paris'e gitmeye çalışıyoruz ama inşallah yine baga girmez. Heh. En sonunda teklif geldi arkadaşlar. Teklifi kabul ediyoruz ve Paris Saint-Germain'de yeni sezonumuza başlıyoruz. Paris Saint-Germain'in transfer bütçesine bakayım, 150 milyon. Bakalım bu kadroda kendimize ilk 11'de yer bulabileceğiz mi? Munier'ini ben şutlarım abi. Çünkü yaşın olmuş 29 abi. Artık gençlerin önünü aç değil mi? O yüzden Munier'ini şutlarız. Munier'ini şutlayalım. Transfer listesine ekle diyelim. Yani tamam, bu oyuncudan kurtulmak istiyoruz abi. Bize yaşlı oyuncuyu mu kakalayacaksın? Görüşme yapalım ve takas oyuncusunu çıkaralım. 50 milyon dedik ve 50 milyonu kabul ettiler arkadaşlar. Bakalım oyuncu da kulüple anlaşırsa kasamıza ekstradan 50 milyon eklenecek. Evet, Munier'in satılmış. Müthiş. Şimdi gelelim Neymar'a bir gelişim planı verelim. Daha önce verdiydik sanırım ama nadir oynayan diye gözüküyor. Ne alaka, biz sürekli oynayacağız. Sözleşmeyi yenilesek mi acaba? Bu arada şöyle bir bakalım. Açık oyun kurucu en mantıklı gözüküyor şu anda. Çünkü zaten defans önemli değil. Aslında bitiriciliğini de geliştirirse müthiş olur. Formu iyi. Biri 5, diğeri 6 hafta diyor. Biz en iyisi şimdilik açık oyun kurucu diyelim. Sezonun ortasında değiştirebiliriz belki. Ya da vazgeçtim, direkt sezon sonuna kadar simüle edelim. Bakalım oyuncumuz nasıl gelişecek. Ve sezon sonu nerede arkadaşlar? Kupayı kazanmışız, onu öğrenmiş olduk şimdiden. Fransa Ligi'nde kazanıyoruz. 2-2 ile başladık, gayet güzel. 2 puan farkla şampiyonluğa ulaşmışız resmen. Birincilik ve üçüncülük mücadelesi olmuş ligde. Oo, hem de bayağı bir çekişme olmuş. 4 takım birden üçüncülük için savaşmış arkadaşlar. Her neyse, bizi ilgilendirmiyor. Biz ligi şampiyon bitirdik. Kupaya bakalım. Kupayı da kazanmışız, çok güzel. Bir kupa daha vardı. Aynen, onu da zaten simülasyonun son sayfasında gördük. Bunu da kazandık arkadaşlar. Sezona 3-3 ile başlıyoruz. Çok çok iyi. Yani kulübümüz adına her şey şu an çok güzel ilerliyor. İnşallah Neymar da çok güzel bir şekilde gelişmiştir. Arkadaşlar, bu turnuvaya son 32 turuna başlamışız ve şuna bakın ki penaltılarda 4-3 kazanarak turu geçmişiz. Yani şans yanımızda olmasaymış çok erken bir veda gerçekleşebilirmiş. Son 16'da ne yapmışız? 3-1 geçmişiz. Güzel. Çeyrek finalde de 3-1 geçmişiz. Yarı finalde 4-1 geçmişiz ve finalde de nasıl okunuyor acaba? Her neyse, 1-0 galip gelmişiz arkadaşlar. Hemen şöyle, bir lig daha varmış. Bu ne ligi acaba? Ha, yükselme falan filan. Tamam, bizi ilgilendirmiyor. Avrupa Ligi'ne bakalım önce. Avrupa Ligi'nde Villarreal şampiyon olmuş arkadaşlar. Villarreal ve Chelsea'den bize teklif gelmişti. Hatırlatırım. Şöyle Türk takımlarını merak ediyorum ben buralarda. Şöyle bir bakmak istiyorum. Trabzonspor sonuncu olmuş. Medipol Başakşehir ikinci olmuş, turu geçmiş, güzel. Fenerbahçe, maşallah maşallah. Beşiktaş, ooo çok iyi lan. Abi çok iyi, bir dakika. Fenerbahçe, ha, 2-2'lik beraberlikle maalesef deplasman gollerinden dolayı Villarreal turu geçmiş. Beşiktaş Leicester City'ye karşı 4-2 mağlup olmuş. Trabzon'u, ha, Başakşehir, oha, 5-0'lık skorla elenmiş. Trabzon'u zaten sonuncu oluydu. Yani finali dediğim gibi Villarreal kazanmış arkadaşlar. Süper Kupa'ya bakalım, daha sonra Şampiyonlar Ligi'ne bakacağız. Real Madrid kazanmış ve Şampiyonlar Ligi'nde de maalesef yarı finalde elenmişiz. Yarı finalde elenmişiz ve bizim elendiğimiz takım şampiyon olmuş. Yani en azından böyle teselli edelim kendimizi. Gruptan 6'da 6 yaparak lider çıkmışız. Başka Türk takım var mı burada? Galatasaray sonuncu olmuş. Son 16 turunda toplam 5-3'lük skorla turu geçmişiz. Çeyrek finalde ise deplasman golleriyle zar zor turu geçmişiz Milan'a karşı. Yarı finalde ise Liverpool'a karşı toplam 4-3'lük skorla elenmişiz.
Hayırlısı olsun. Hemen Neymar'a bakalım. Neymar artı dörtlük bir gelişim göstermiş. 87'ye kadar çıkmış. Abi bu adam daha 20 yaşında. Bu adam daha 20 yaşında. Bu adam daha 20 yaşında ve şimdiden 87'ye kadar yükseldi. Geliştirdi kendisini. 17 yaşında futbola başladık diyelim. 73 ile başladık. 20 yaşındayız. 3 sene geçti aradan. Ve toplamda artı 14'lük bir gelişim gösterdik. Muazzam. Gerçekten muazzam. Neymar bu sezon ne yapmış ona bakacağım. 55 maçta 11 gol atıp 12 asist yapmış. Acaba bunu merkez ofansif orta saha oynatsak daha iyi olur mu ya? Bilmiyorum, neyse gelişim planlarına falan bakacağız tekrar tekrar. Şöyle hemen yeni bir gelişim planı verelim. Gördüğünüz üzere şutu çok geride kalmış. Neymar'a şut çalıştıralım abicim. Ve bakalım bir sonraki sezonun sonunda nasıl gelişecek. Bu arada 204 milyonluk transfer bütçemiz var. Transfer yapsak mı diye düşünüyorum açıkçası. Di Maria'nın mesela reytingi falan düşmüş. Daha sonra sol bekimiz maalesef artık 74'leri görmüş. 22 yaşında olmasına rağmen. Bence takımın kadro kalitesini aynı seviyede tutabilmek için bir tane sağ kanat alalım, bir tane de sol bek alalım arkadaşlar. Hatta sağ kanat almayalım, Sarabia'yı oynatalım. Ama bir tane sol bek mutlaka alalım arkadaşlar. Diyecekken Gaia'yı gördüm burada. Onu ilk 11 alalım. Ben onu neden daha önceden ilk 11 almamışım ki? Her neyse. Bu adam yaşlı diye ilk 11 almamıştım ama alalım, şöyle overall'lar yüksek olsun ya. Gözümüz gönlümüz doysun. Evet, kadroya bir ayar çektik. Şimdi bir sonraki sezona başlayacağız. Bakalım Neymar'la bir sonraki sezon neler başaracağız. Bu arada yine unutmadan gol krallığına bakalım hemen. Arkadaşlar şimdi fark ettim. Ben ikonları aktif etmiştim ve ikon transferleri de gerçekleşmiş. Böylelikle Van Nistelrooy mesela bizden ikinci sıra değer bulmuş kendisine gol krallığında. Shevchenko da çok ilginç ya. Lyon'da formu giyiyormuş ve 37 maçta 25 gol atmış. Neyse biz Neymar'a bakalım. Bu kadar ikonun arasında Neymar kendine nerede yer bulmuş acaba? Bulamamış. Çok iyi. Asistlere bakıyoruz. Asistlere baktığımızda bizden Tielemans 2. sırada, Neymar da 3. sırada yer bulmuş kendisine. Her neyse, sezon sonu diyelim ve yeni sezona başlayalım arkadaşlar. Bir sonraki oyuncu rebuildinde ikonları kapatacağız. Bu da bana ders olsun. Kadromuza iki takviye yaptık arkadaşlar. İlk olarak sağ beke Trent Alexander-Arnold'u aldık. Daha sonra da sağ kanada Lionel Messi aldık. Paramız vardı gerçekten. 350-370 milyon paramız vardı. Kimi kaça almışız hatta size hemen şöyle göstereyim. Transfer geçmişi. Gördüğünüz üzere sağ bekimizi 160 milyon aldık ve Messi'yi de sadece 63 milyon aldık arkadaşlar. Ve hala 121 milyon transfer bütçemiz var. Hiçbir şekilde gerçekten diyorum cheat engine'den bir şey yapmadım. Kulübün zaten transfer bütçesi epey yüksekmiş. Hiç de transfer yapmadıydık. Üst üste başarılar da gelince transfer bütçesi arttıkça arttı. En sonunda kadromuz bu şekilde aldı. Yemin ederim harika bir kadro var ya. Harika bir kadro var. Bakalım bu sezonun sonunda ne yapacağız arkadaşlar? Neymar'a hemen tekrardan bir gelişim planı verelim. Hatta hiç dokunmayalım, ters kanat oyuncusu olarak kalsın. Ve sezonu sonuna kadar simüle edelim bakalım bu sezon ne yapacağız? Artık ondan sonra yavaş yavaş kendimizi transfer listesine koruruz zaten. Daha büyük takımlardan teklif gelirse neden olmasın? Ve bir sezonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bakalım ne yaptık? Güzel, güzel. Ligi kazanıyoruz arkadaşlar. Ligde üst üste ikinci şampiyonluğumuzu alıyoruz. Hemen şöyle kupaları tek tek geçelim. Ah be. Süper Kupa galiba. Bu Süper Kupayı maalesef kaybetmişiz 2-0. Burada da finale bile kalamamışız. Yarı finalde Olympique Lyon'a karşı elenmişiz ve Olympique Lyon kupayı kazanan taraf olmuş. Yani en azından yine züğürt tesellisi. Şampiyon olacak olan takıma karşı elenmişiz. Son 32 turunda 3-1'lik skorla geçmişiz. Ardından 3-2 geçmişiz. 3-0 geçmişiz. Yani buraya kadar hep kolay rakipler gelmiş zaten. Daha sonra bir tanecik zor rakip gelmiş. Onu da maalesef kaybetmişiz. Keşke kazanabilseydik. Her neyse, bu bizi ilgilendirmiyordu. Avrupa Ligi'ne bakalım hemen. Daha sonra Şampiyonlar Ligi'ne bakacağız. Avrupa Ligi'ni Napoli kazanmış. Bizim Türk takımları ne yaptı burada? Beşiktaş 3. olmuş, elenmiş. Başka da Türk takım yok zaten. Yazık. Yazık yazık. Süper Kupa'ya baktığımızda Liverpool'un kazandığını görüyoruz. Villarreal tekrardan final oynamış. Maşallah yani. Villarreal demek ki güzel bir kadroya sahip. Şampiyonlar Ligi'nde... Ulan dedim, belki bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu gelirim ama maalesef gelmedi. Bu sefer... Oha! Son 16 turunda Inter'e karşı elenmişiz ya. Çok erken bir veda.
Çok abi yine mi Inter? Abi bizi eleyen şampiyon oluyor. Ben anlamadım bu işi ya. Vallahi sinirim bozuldu ha. Şuna bak ya. 5-4 mağlup olmuşuz burada. Ardından gitmişler şampiyon olmuşlar. Fener'in de olduğu ligde iki takım da 15 puanla bitirmiş ligi. Borussia Dortmund'la birlikte grubumuzu 15 puanla bitirmişiz. Sadece onların avarajı daha yüksek olduğu için ilk sırada yer almışlar. Fenerbahçe dışında Galatasaray da var. Galatasaray da 1 puanla Şampiyonlar Ligi'ne veda etmiş. Onun dışında zaten başka Türk takımı yok olamaz da. Bu sezon da böyle geçmiş arkadaşlar. Yani bu sezon ne yapabildik? Sadece Süper Lig diyorum ya. Bu sezon sadece Fransa Ligi şampiyonluğunu kazandık. Evet. Gol krallığına baktığımızda tekrardan Van Nistelrooy ve Shevchenko'nun ilk iki sırada yer bulduğunu görüyorsunuz. Onun dışında Neymar yine yok ortalıkta. Abi bu Neymar oynamıyor mu ya? Neymar vallahi merak ettim bir dakika. Neymar artı ikilik bir gelişim göstermiş diye gösteriyor ama olamaz. Çünkü biz galiba sezona başladığımızda 87 idik. Bu arada Messi'nin değeri 88'den 82'ye düşmüş. Gözümden kaçmadı değil. Ki zaten o kadar ucuz almamızdan belliydi yani. Yaşları çoğaldıkça, yaşları arttıkça değerleri hızlı bir şekilde düşüyor. Bizi birkaç sezon idare etsin diye aldım ama çok da işe yaramadı galiba. Aynen arkadaşlar, dediğim gibi 87'deydi sezona başladığımızda. Şimdi ise 91'deyiz. Bir sezonda artı 4'lük bir gelişim gösteriyoruz. Henüz 21 yaşında bir futbolcudan bahsediyoruz ve 91 overall'a sahip. Şöyle rahat bir 5-6 sezon daha yaparız diye düşünüyorum ama bilemiyorum, bakalım. Duruma göre bakarız artık. Gelişim planı diyelim. Gelişim planı olarak bu sefer açık oyun kurucu vereceğim tekrardan. Pasını geliştirsin. Belki sol kanat yerine merkez ofansif orta sahada falan oynatırsak daha çok katkı sağlayabilir. Bilmiyorum, bakmak lazım. Aslında ne yapalım biliyor musunuz? Kendimizi transfer listesine koyalım. Çünkü sıkıyor abi, bir zaman sonra aynı takımda olmak sıkıyor. Biz farklı takımlara gitmek istiyoruz. Farklı heyecanlar arıyoruz. O yüzden kendimizi transfer listesine bir koyalım bakalım. Bu arada unutmadan hemen şuradan istatistikleri bir de bu açıdan göz atalım. 44 maça çıkmışız. 8 gol atıp 4 asist yapmışız. Çok kötü. Yani gerçekten çok kötü. 21 yaşındasın, 91 overall'a sahipsin, hala 7 ortalamayla oynuyorsun. Yani 8 oyna ya. Abi en azından 8 oyna. Gol sayılarında falan da başarılı değiliz açıkçası. O yüzden başka takıma gitmemiz lazım abi. Başka takımda kendimize şans vermemiz lazım. Aslında şöyle baktığımız zaman kadromuzdaki en yıldız oyuncuların başında geliyoruz. Ama gel gelelim, Mbappe bizi gölgeliyor abi. Burada da gördüğümüz üzere adam 50 maça çıkmış, 21 gol atıp 9 asist yapmış. Bu istatistikleri işte bizim sahip olmamız lazımdı ama gel gelelim. Mbappe bizim önümüze geçtiği için maalesef biraz arka planda kalmışız. O yüzden yeni takıma transfer olmamız lazım. Neymar için Manchester United'dan teklif var. Hiç düşünmeden kabul ediyorum abi. Hiç düşünmeden. United'dan bahsediyoruz yani, boru mu? Ve Neymar Manchester United'la anlaşmış arkadaşlar. Yeni kariyerimize başlıyoruz. Neymar'ın peşinden gidiyoruz. İngiltere'ye gideceğiz. Bakalım Neymar Manchester United'da ne yapacak? Manchester United'dan teklif geldi. Tabii ki de kabul ediyoruz. Ve yeni maceramıza başlıyoruz. Ve yeni sezona başlıyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle bir kadroya göz atalım. Kadromuza şöyle bir göz attığımızda Rashford'la forma savaşı vereceğimizi görüyorum. Burada Neymar'a merkez ofansif orta sahada forma şansı vereceğim. Ve mutlaka bir tane defansif orta saha transfer etmemiz lazım arkadaşlar. Eğer olursa bir de forvet alabiliriz. Onun dışında kadroya dokunmak istemiyorum. Bu arada Pereira sağ bek olmasına rağmen burada sol bekte. Bu da bir ironi, ayrı bir ironi. Başka transferlere ihtiyacımız var mı? Hemen bir bakayım. Yok gibi. Yani bir tane mutlaka merkez defansif orta saha alacağız. Olursa bir tane santrafor alalım ve olursa eğer, çok da gerek var mı? Aslında yok. Sağ kanat, sağ orta saha. Gerek yok. Aynen. Ama bir tane merkez defansif orta saha alacağız mutlaka. Çünkü bu oyuncuyla sezon bitmez abi. Evet arkadaşlar, kadromuzu iki takviye birden yaptık. İlk olarak merkez defansif orta sahaya Joshua Kimmich aldık. Daha sonra da forvete, santrafor bölgesine Andre Silva'yı aldık. Hala transfer bütçemiz var ama hiçbir şey değiştirmeyeceğim artık. Belki en fazla bunu yaparım. Bu da biraz mantıksız oldu gerçi. Ha bu arada Neymar'ı merkez ofansif orta sahaya doğru
geliştirmemiz lazım. Onun dışında kadromuz bence şimdilik okey. Ha, Pereira'yı unuttuk lan. Sol bek alacaktık. Para da kalmadı şimdi, orduruz. Arkadaşlar şu an kadroda Pereira dışında herkes kendi yerinde oynuyor. Pereira normalde sağ bek olmasına rağmen kadromuzda şu an sol bekte. Kadromuzda sol bek oyuncusu yok. Ve işin kötü yanı sadece 50-60 milyonluk bir transfer bütçemiz var. Ve bu transfer bütçesiyle de sol bek almak bence zor. Normalde ne yapmak lazım? Oyuncuları transfer listesinde koyup şansımızı denemek lazım değil mi? Ama bu oyunculardan bir cacık olmaz bence. O yüzden hiç uğraşmayacağım arkadaşlar. Neymar'a hemen gelişim planı vereceğim. Daha sonra da sezonun sonuna doğru yavaş yavaş ilerleyeceğiz. 26 hafta diyor. Bir şey olmaz ya. 26 hafta idare edersin sen orada. Resmen sezonun yarısı. Ama olsun, idare eder, yaparsın sen. Sen yaparsın Neymar'ım. Yaparsın. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Sezonun ortasına kadar simüle edeceğiz öncelikle. 3 Ocak'a kadar simüle edelim. Daha sonra da sonuçlara bakmadan hemen gelişim planından yeni pozisyonu onaylayalım. Sonra da sezon sonuna kadar tekrar bir simüle edelim bakalım. 26 hafta sona erdi. Yeni pozisyonu onayladık. Şimdi bir gelişim planı verelim sezon sonuna kadar. Ofansif orta saha diyelim arkadaşlar. Geri kalan 23 haftada bu bölgede gelişim gösterecek. Şu an görüyorsunuz zaten overall 91. O yüzden ben bu sezondan bir cacık beklemiyorum. Yani bu sezonu tamamen pozisyonu değiştirmeye adadık resmen. Ama inşallah ligde durumlar iyidir. Ligde olsun, Şampiyonlar Ligi'nde olsun. Yani özellikle Şampiyonlar Ligi'nde inşallah durumlar iyidir. Gerisi çok da umurumda değil şimdilik. Tabii simüle etmeden önce buna da merkez ofansif orta saha diyelim değil mi? Dizilişimize tekrardan ayar çektik arkadaşlar. Bu arada Diaby'yi acaba sol bek yapabilir miydik ya? Onu düşünüyorum da şu anda. Bir bakmak lazım. Oh! Çüş! Oha yani... 387 hafta diyor. Diaby'ye 387 hafta diyor da zaten biz neden ona bakıyoruz ki? Direkt Pereira'ya bakalım. Pereira 2 haftada olması lazım. Keşke önceden aklıma gelseydi. Şimdi geldi aklıma. Ne diyelim? Sol bek 2 hafta. Aynen, bitti gitti, tamam. Sol bek'i onayladık. Şimdi sezon sonuna kadar simüle ediyoruz. Arkadaşlar şu an sezonun ortasında sayılırız ve Neymar takımdan ayrılmak istiyor. Umarım güçlü takımlar transfer teklifi gönderir. Biz de ona göre kabul eder gideriz yani. Çünkü normalde sezon sonu bakacaktık ama Manchester United'ın durumu şu an için iyi değil ve iyi gidecek gibi de gözükmüyor açıkçası. O yüzden ufak ufak simüle etmeye devam edeceğim. Teklif geldiği zaman değerlendirip bakacağız artık. Arkadaşlar Neymar için Paris Saint Germain'den ve Athletic Bilbao'dan teklifler geldi. Neymar Manchester United'da mutlu değil. Athletic Bilbao'ya da ben gitmesini istemiyorum. O yüzden Paris Saint Germain'e galiba geri döneceğiz abi. Paris Saint Germain ne durumda diye bir bakmak istiyorum. Paris Saint Germain şu anda lider ve Şampiyonlar Ligi'ni garantilemiş. O yüzden kabul edelim abi teklifi. Çünkü gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz ve United maalesef Şampiyonlar Ligi'ni garantileyemedi. Burada bizim için işler yolunda gitmedi maalesef. O yüzden arkadaşlar teklifi kabul edeceğiz. Ve inşallah Neymar anlaşır da gider. Paris Saint Germain'in teklifini kabul etmiştim arkadaşlar ve Neymar Paris Saint Germain'le anlaşma sağlamış. Transfer dönemi açıldığında Neymar tekrardan Paris Saint Germain'e geri dönecek. Biz de hemen Paris'e başvuralım bakalım. İnşallah baga falan girmez. Bu arada sezon bitti. Manchester United tam da tahmin ettiğim gibi Avrupa Ligi'ne bile gidemiyor. O yüzden Paris Saint Germain'e transfer olmamız çok doğru bir hamle oldu. Sezon sonuna geldik. Kim en fazla gol atmış, kim ne yapmış, ne etmiş bakmadık. Bakmaya da gerek yok. Arkadaşlar Neymar nasıl bir gelişim göstermiş açıkçası bakmayı unuttum. Neden diye soracaksınız. Çünkü Neymar takımdan ayrılmak istediğini belirtti. Orada zaten bir moralim bozuldu. Çünkü United'la güzel planlarım vardı. Daha sonra... Paris Saint Germain transferi kesinleşti ve ben de Cheat Engine'den kendime teklif yollamaya çalıştım. Teklif gelmedi bir türlü. Bug'a girdi galiba yine oyun, bilmiyorum. Sezon sonuna geldik. Devam edeceğim. İnşallah teklif az sonra gelir, gelmezse ne yaparım bilmiyorum. Ama şu bir gerçek ki arkadaşlar hem kulübümüz hem de bizim adımıza güzel bir sezon geçmedi. O yüzden çok da bir şey olduğunu sanmıyorum yani. Çok da merak etmeyin, başlayalım. Zaten bütün sezon boyunca hatırlarsanız sol kanattan merkez ofansif orta sahaya doğru geliştirdik kendimizi. Bütün bir yılımızı aldı. O yüzden bizim adımıza bomboş bir sezon geçti yani. Transfer dönemi açıldı ve Neymar kulüpten ayrıldı. Bize hala teklif gelmedi. Yani yemin ederim var ya, oyundan soğutuyorlar ya insanı. Paris Saint Germain kulübünden en sonunda teklif geldi arkadaşlar ya. Allah'ım ya Rabbim, var ya bu oyun bug'a gelince ben deli oluyorum. Her neyse teklifi kabul ediyoruz. Ve en az bir maksimum 2 sezon daha rebuild'imize devam ediyoruz.
Ben bu rebirth'ten sadece şunu anladım arkadaşlar. Neymar kariyerine yeniden başlasa bile Paris'ten kurtulamıyor demek ki. Neymar'ın pozisyonunu tekrar sol kanat olarak değiştirdik ve şimdi gelişim planı vereceğiz ama versek de bir işe yaramayacak gibi gözüküyor. Biz yine de şansımızı deneyelim. Henüz 22 yaşında ve 92 overall'a sahip. Aslında gelişimi durmaması lazım bence yani. Ama hadi neyse göz yumalım. Kadroda hiçbir değişiklik yapmayacağım arkadaşlar. Böyle bence okey. Gelişim planını da verdik. Her ne kadar gelişmeyeceğini bilsek bile o yüzden direkt sezon sonuna kadar simüle edelim. Bakalım ne yapacağız. Eğer kazara falan Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu gelirse rebuild'i bitiririz. Gelmezse belki bir sezon daha devam ederiz. Bakalım ne olacak. Ve arkadaşlar sezon sona erdi. Maalesef kupayı kaybettik. Onu görüyoruz hemen. Fakat yine Süper Lig diyorum ya. Allah'ım ya Rabbim. Fransa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşıyoruz. Toplam 9 puan fark atmışız. Yani bu artık standart oldu. Eyvallah da kupayı kaybetmişiz. Ona üzüldüm ya. Bu kupayı kazanmışız en azından. Bu Süper Kupa gibi bir şeydi galiba. Burada da finalde kaybettik. Simülasyonda gördük. Zaten zar zor finale kalmışız. O yüzden hadi bakalım. Göz yumalım. Hadi göz yumalım. Aha. Neyse bakmayacağım bunlara. Sinirim bozuluyor benim. Şampiyonlar Ligi'ne bakacağım ben. Ama öncesinde Avrupa Ligi'ne bakalım. Bizim Türk takımları ne yapmış diye. Burayı City kazanmış. Vay be, City Avrupa Ligi'ne kadar düştü mü ya? Neyse. Bakalım Türk takımları. Aa, Medipol Başakşehir sonuncu olmuş. Abi neden bir şey başaramıyorlar bizim Türk takımları ya? Ya oyunda bile başaramıyorlar ya. Trabzonspor, Başakşehir, Galatasaray, yani Beşiktaş. Üzücü ya. Gerçekten üzücü. Son 16'ya bakalım. Bir şey yok. Yani bizi ilgilendiren konular yok. Şampiyonlar Ligi'ne bakmadan önce UEFA Süper Kupası'na bakıyoruz. Liverpool. Farkında mısınız? Bütün kupaları sömürüyorlar. Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund kazanmış. Biz ne yapmışız? Bakıyoruz. Ah be. Son 16'da maalesef Liverpool'la deplasman gollerinden dolayı elenmişiz. Ah neyse. İçime sinmedi bu sezon. Gerçekten içime sinmedi. Şöyle bir bakacağım. Bir sezon daha yapmak istiyorum gerçekten. İçimde kalır yoksa. Devam etmeden önce şöyle kadroya bakalım. Yani kadro derken Neymar'a bir bakalım ne kadar gelişim göstermiş diye. 93 yazıyordu. Artı birlik bir gelişim göstermiş. Güzel. Dünyanın en iyilerinden diye gözüküyor şu anda. Çok önemli bir oyuncu diye gözüküyor. Gelişim planına bakalım hemen. Gelişmiyor işte. Sıkıntı o. Neden gelişmiyorsun abicim? Senin yani potansiyelin var. Açık oyun kurucu diyelim bu seferde. Gelişmiyor dediğim gibi ama şansımızı deneyeceğiz abicim. Sözleşmelere bakmıştık. Ha bu arada unutmadan istatistiklere bakalım. 51 maçta 32 gol atıp 9 asist yapmış Neymar. Ve böylelikle takımının en skorer oyuncusu olmuş arkadaşlar. Oo, Mbappe 27 yaşında 97 overall var. Maşallah. Maşallah gerçekten. Biz de aslında olabiliriz ya. Bizim de yolumuz var ama bakalım ne olacak. Gol krallığına baktığımızda Neymar'la Mbappe ilk iki sırada. Neymar'sa yani biz ilk sıradayız. Çok güzel. Asist krallığına bakıyoruz. Neymar 4. sırada yer bulmuş kendisine. Hemen buraları hızlıca geçtik arkadaşlar. Şimdi yeni sezona geçeceğiz. Ve bir sezon daha simüle edeceğiz. Ardından sonuna geliyoruz. Yoruldum. Gerçekten yoruldum. Yeni sezona 93 overall'la başlıyoruz arkadaşlar. Gelişim planını vermiştik. Tekrar bir göz atmak istiyorum. Evet, gelişim planı olarak açık oyun kurucu dedik ama gelişmeyecek gibi. Her neyse biz yine de şansımızı deneyeceğiz. Ve takvimden direkt sezon sonuna gidiyoruz. Bu da bizim son sezonumuz arkadaşlar. Artık ne olursa olsun. Yani nasip kısmet artık. Ve arkadaşlar 2026-2027 sezonunun sonuna geldik. Bir kupayı kazanmışız. Onu görüyoruz buradan. Bakalım. Artık şaşırmıyorum. Fransa Ligi'ne kazanıyoruz sürekli çünkü. Tam 100 tam puanla kazanmışız. Bu kupayı fıttıracağım burada ya. Maalesef kaybetmişiz. Ve Fransa Kupası'nı kazanmışız. Çok ilginç. Şöyle bir bakalım. Ne yapmışız burada diye. Bunlar aslında dediğim gibi beni ilgilendirmiyor. Çünkü benim asıl amacım Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. Güzel. Yani güzel ilerlemişiz genel olarak. Avrupa Ligi'ne bakalım tekrar Türk takımlarına. Kim şampiyon olmuş? Wolves. Vay.
Grup aşamasına baktığımızda arkadaşlar, Konya Spor grubu sonuncu bitirmiş, Beşiktaş gruptan çıkmış güzel. Fenerbahçe üçüncü olmuş, Trabzonspor ikinci olmuş, Beşiktaş'a Trabzonspor yoluna devam etmiş. Bakalım ne yapmışlar, nereye kadar ilerleyebilmişler. Beşiktaş bir sonraki turda hemen şampiyon olacak olan takımla eşleşmiş ve mağlup olup elenmiş abicim 3-0'lık skorla. Trabzonspor ne yapmış? Trabzonspor toplamda 7-1'lik skorla elenmiş. Gerisi zaten bizi çok ilgilendirmiyor. Süper Kupa'ya bakalım. City kazanmış güzel ve Şampiyonlar Ligi. Hadi bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Ya bir git ya. Ya bir git ya. Abi neden ya? Neden bizi yenen takım sürekli Şampiyonlar Ligi şampiyonu oluyor ya? Neden ya? Lan yarı finale kadar geliyoruz. Yarı finalde bizi kim ediyorsa o takım gidiyor şampiyon oluyor ya. Bir değil iki değil kaç defa aynı şeyi yaşadık arkadaşlar ya. Gruptan yine lider çıkmışız. Türk takımları ne yapmış? Galatasaray 0 çekmiş. Zaten başka da Türk takımı yok. Biz daha sonra Tottenham Hotspur'a karşı oynamışız. 4-1 ile geçmişiz. Daha sonra 4-1 ile bir daha geçmişiz. Sonra da toplam 3. Yapma be. Bak şimdi çok üzüldüm ya. İlk maçı 2-0 almışız abi. İkinci maç 3-0 kaybedip of. Neyse. Nasip de yok demek yani. Nasip de yok. Yapacak bir şey yok. Mbappe gol kralı olmuş arkadaşlar. Neymar da 38 maçta 15 gol atmış. Bakın işte bunu diyorum işte. Bakın arkadaşlar bunu diyorum işte. Paris Saint-Germain'e gelince Mbappe bizim önümüze geçiyor. Yani Mbappe'yi tamam. Ulan denesek mi ya? Mbappe'yi satıp öyle bir denesek mi? Şimdi biraz düşünelim. Yapmak da istemiyorum açıkçası. Neyse vallahi yoruldum zaten. Neymar bu sezon ne yapmış bir ona bakalım. 56 maçta 22 gol atıp 13 asist yapmış. Şu Mbappe'den kurtulsak mı ya? Yemin ederim içimde kalacak yoksa. Oha! 98'e kadar geliştirmiş lan kendisini. 98'e kadar geliştirmiş ya. Yani resmen oha arkadaşlar. Mbappe kendisini 98'e kadar geliştirmiş. Biz ise artı birlik bir gelişim göstermişiz. Bir sezon daha yapsak mı ya? Bir sezon daha yapsak mı? İçimde kalıyor abi. Şu Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu alamayınca içimde kalıyor. Her neyse arkadaşlar. Burayı bildiğinde burada sonuna gelelim. Ben bunu böyle kaydedeceğim. Eğer derseniz ki abi bunun devamını çek. O zaman bunun devamını yaparız. Hani rahat bir 33 yaşına kadar falan yaparız o zaman. Şu an mesela kaç yaşında? 24 yaşında. 17 yaşında başladık. 73 overall'a başladık. 7 yılda 94'e kadar çıktı. Ve bu adam henüz 24 yaşında. Hızlanmasını, şutunu, pasını, dribblingini görüyorsunuz arkadaşlar. Yani olağanüstü. Ama Mbappe'yi de merak ettim. Mbappe. Adama bak ya. Adama bak abi. Adama bak ya. Of. Çok iyi ya. Neyse. Bizim oyuncumuz Neymar. Biz Neymar'ı övelim. Arkadaşlar. Şaka bir yana gerçekten. 7 sezon yaptık. 7 sezonda defalarca kez lig ve kupa şampiyonluğu yaşadık. Fakat gel gelelim Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu nasip olmadı. Sürekli yarı finallerde elenip durduk. Dediğim gibi arkadaşlar ben burayı bildi böyle kaydedeceğim. Eğer derseniz ki bunun devamını çek. O zaman ben bunun devamını çekerim abicim. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için size çok ama çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bana destek olmak için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Ayrıyeten bu benim için gerçekten çok önemli. Videoyu ve kanalı arkadaşlarınızla paylaşırsanız bu yani çok önemli gerçekten benim için. Tekrardan hatırlatmakta fayda var. FIFA 21 çekilişi yapıyoruz arkadaşlar. 1000 aboneye geldiğimizde yapacağız bunu. Yaklaşık bir 300 aboneye daha ihtiyacımız var yani. Yani arkadaşlar aslında olay çok basit. Herkes en az 2-3 arkadaşını önerse ve yeni gelenler de arkadaşlarını önerse hani böyle çok daha fazla kişiye ulaşabileceğiz. Ve hızlı bir şekilde 1000 aboneye ulaşıp bu çekilişi sonuçlandıracağız. Video içinde hiçbir zaman söylemiyorum kanalıma abone olun, şunu yapın, bunu yapın diye. Hani sizi video içerisinde o konularla rahatsız etmek istemiyorum ama video sonunda da böyle şeyleri söylemek içimden geliyor. Yani söylemeyince kendimi suçlu hissediyorum. Sanki size eksik bilgi veriyormuşum gibi geliyor. O yüzden arkadaşlar bana destek olursanız çok ama çok sevinirim. Lafı uzatmayacağım. Her seferinde bunu kendime içimden söylüyorum, lafı uzatmayacağım diye ama yine de uzatıyorum, kusura bakmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.